Börek tabağı. Hocam orada katılıyorum. Yani. Belediye başkanı söylüyor. Yani şu anda ekonominin istikrarın kalesi başkenti var. Kendilerine teşekkür ediyoruz anlamına dolayı. Allah razı olsun. Aynı zamanda içimize tekrar bir zamanda bir gün bir tuhaftı. İnşallah birkaç gün, birkaç ay içerisinde 4 sınıflı, 4 şubelik bir tuhafa buluruz. Temel atmış oluyor. Burada huzur alanıza, bizim için şahımıza teşekkür ediyoruz. Şu an razı olsun. Siz de biliyorsunuz bunu. Fakat sizden de geçmek isterim. Milli Eğitim Müdürümüz de ifade etti. 24 Kasım siz de bildiğiniz üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 1928 yılında baş öğretmen... ...ünvanının verilmesi ve sonrasında 1981 yılında Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümünden itibaren bugüne kutlana gelmiştir. Bu durum bize öğretmene verilen önemi göstermektedir. Öğretmene, eğitime verilen önemi göstermektedir. Öğretmenlerimizin hak ettiği yeri, toplumdaki hak ettiği yeri tekrardan kavuşturabilmek ve eğitimi tekrardan çocuklarımıza önemini kavratabilmek, bu bilinci aşılayabilmek, öğretmenlerin öğrencilerle olan ilişkilerini kuvvetlendirebilmek, öğretmenlerin birbirleriyle olan aralarındaki işbirliğini kuvvetlendirebilmek adına bu haftayı kutlamaktayız. Sonrasında biliyorum ki siz de bunları biliyorsunuz ama bir öğretmen için en önemli olan şey öğrenciye akademik bir başarı kazandırmanın ötesinde ahlak ve karakter, şahsiyet eğitimi verilmesi. Sonrasında bu doğrultuda yapılabilecek en önemli işlerden bir tanesi öğrencilerimizi kötü alışkanlıktan koruyabilmek adına spora teşvik etmektir. Sonrasında yetenekli olan öğrencilerimizi bilim sanat merkezlerine yönlendirmek, öğrencilerimizi çeşitli projelere katarak TÜBİTAK vesaire gibi üretken bir birey olabilmelerini sağlayabilmek ve yetenekli oldukları hususlarda onları o yeteneğini geliştirebilmek ve ilerletebilmek o ileride kazanabilecekleri mesleği sağlayabilmek gibi vesaire gibi çeşitli görevlerimiz vardır. Bu doğrultuda siz değerli hocalarımızın bir aile bireyi kadar önemli olduğunu vurgulamak isterim. Bu vesileyle öğretmenler haftanızı kutlar ve size öğretme sürecinizde başarılar dilerim. Sayın Hüce, bilgiyeyim duyduğunuzda bunun düzenlemesi sebebiyle teşekkür ediyorum. Sosyal etkinlikle elbette insanlar arasındaki iletişimi sağlar, Sayın Kaynakam'ın söylediği gibi. Bu çok önemli. Küslükler, dağınlığı, kırgınlığı varsa eğer, mutlaka da vardır. Bunun olarak her şey var. Onun için bu toplumun bu tür dağılmışlar, sıksık olmasına yarar var. Ama bugün tabii 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün olması vesilesiyle düzenlenen bu hafta. Bu inşallah iki yıl ileriki zamanlarda emekli olan öğretmen arkadaşlarımıza da aynı şekilde kutlanması gerektiği kutlamasını kanıtlıyorum. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le çalışıyoruz. Tüm öğretmen, emekli öğretmenlerimizle. Hepsine emekli oluyken mutlaka bir gece yemek yapar. Bunun ben tekrar olması yer alır taraftarı. Sosyal dinleme olursa orada huzur var. Orada başarı var. Bilimde de gelme var. Ben de yemekli olmak olarak gerçekten bu yemek alın dağılışı yerine koyuyorum.
liseyi yaptım. Çok da mutluyum. Tekrar dünyaya gelsin, yine öğretmeni seçerim. Çünkü kutsal bir görevi yerine getiriyorsunuz. Rabbimizin o dediği cümleyi yerine getiriyoruz. Ben hepinizi tekrar öğretmen adımını gönlümü kutluyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. En çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gideceğimizin teminatlar yetiştirmekte ciddi bir demek, sabır, sarf eden değerli öğretmenlerimiz. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, İlçe Milliyetin Müdürümüz, sizlere en kalbi duygularımda saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülke ve kitapları konusunda çizdiği yolda istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştirdiğiniz için bir baba olarak size en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Allah sizden razı olsun diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Bugün kahvaltıyı tertip eden İlçe Milliyetin Müdürümüze, İlçe Milliyetin Müdürlüğü çalışanlarına, tüm öğretmenlerimize, katkı sağlayan maddi manevi iş adamlarımıza, belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.